Ağız kokusu çok önemli bir konu. İnsanların psikososyal anlamda rahatlaması gereken bir konu aslında. Tek faktörlü olmamakla birlikte genel sistemik durumla ve ağız diş sağlığıyla ilgili birebir bağlantılı olan konular içermektedir. Bunların sebeplerine gelecek olursak eğer, ağız diş sağlığından başlayacak olursak, dişlerin üzerindeki çürükler bakteriyel içerikte olduğu için bunlar direkt olarak ağız kokusuna sebep olmaktadır. Bunun dışında dişlerin üzerindeki tartarlar, diş taşları, diş etlerinin altındaki gizli diş taşları bunlara sebep olabilir. Bu diş etlerinde ödem, diş etlerinde kırmızılık, diş etlerindeki şişlik, morarma, porselen kaplamanın veya diğer kaplama türlerinin diş etlerinin basısı sonrasında diş etlerinde aşırı kanama ve ağız kokusu gündeme gelebilir. Bunun dışında ağız diş sağlığı ile ilgili dildeki veya yanaktaki veya dudaktaki anormal görünümdeki tümörel veya kistik oluşumlar da ağız diş sağlığında ağız kokusunda birebir bağlantılı olabilir. Tabii biraz üst solunum yoluna geçecek olursak eğer sinüzit birebir bağlantılı, rahatsızlık verici kokulara sebep olabilir. Yine ağız kokularıyla direkt bağlantılı olarak ses modüllerindeki kitleler, farenjit durumları, üst solunum yolu enfeksiyonları bunlar veya da bronşiyal bölgedeki, akciğer bölgesindeki sigara içen bireylerde veya da bronşiyal sekresyon dediğimiz akciğerlerinin borularındaki anormal salgılar bunlara sebebiyet verebilir. Bunun dışında midedeki gastrit, ülseratif değişiklikler, yaralar veya ağza gelen mide veya mide içerikleri bu ağız kokusuna sebep olabilir. Yine bağırsak kanserleri veya da bağırsakla ilgili rahatsızlıklar yine bu şekilde ağız kokusuna sebep olabilmekle birlikte psikolojik olarak depresif durumlar, ağır depresyonlar ağız kokusuna da sebep olabilmekte. Dolayısıyla birçok sebeplerden dolayı ağız diş sağlığı ile ilgili veya da genel sistemik durumlarla ilgili birçok sebeplerden dolayı ağız diş sağlığı tehlikeye girmekte ve ağız kokusu oluşturmakta.